Technopat.net'ten herkese merhabalar, ben Ergün Gör. Bugün sizlerle birlikte evdeki Wi-Fi ölü noktalarını yok etmek için tasarlanmış TP-Link'in Deco X10 setine bakıyoruz. Bu üçlü set arkadaşlar. Bu benim çok satacağını tahmin ettiğim TP-Link'in popüler ürünlerinden bir tanesi olacak. Bunun en büyük sebebi bunların çok küçük olması. Bu ev tasarımında, ev dekorasyonunda bu cihazların küçük olması isteniyor. Üçlü set özellikle dubleks evler, ailelerin, geniş ailelerin yaşadığı yerlerde uzayıp giden, alt kata inen ya da yandan dükkanla birleşen setlerde nasıl diyelim kurulumlarda ve yaşam alanlarında çok daha fazla işe yarıyor. Ev dükkan bir aradaysa birbirine yakınsa da düşünebilirsiniz. İki ev bir aradaysa da üçlü setleri kesinlikle düşünebilirsiniz. Bir diğer senaryoda çok kalın duvarların, çok fazla demirin olduğu değişik yerleşimler. Bazı yerlerde ne yaparsanız yapın sinyalin kapsam alanı çevre koşullardan ötürü daralabiliyor. Böyle yerlerde en güçlü tek cihazı kullanmak yerine 3 tane cihazı farklı yerlere dağıtmak daha etkili oluyor. Bu tarz ufak küçük olan serilerde de TP-Link'in Deco ailesinde çok farklı ürünler var. Özellikle internette şimdi biliyorum bunu açıp fiyatına baktığınız zaman üçlü set, ikili ya da birli setin yanı sıra farklı kod isimlerde göreceksiniz. Özellikle bu kod isimlerin birbirinden farkları da internet üzerinde soruluyor. Mesela E serisi Wi-Fi 5 destekli ve hesaplı Deco ürünlerinden oluşuyor. X serisi ise Wi-Fi 6 destekli ve doğal olarak çok daha güncel bir kablosuz A standardına sahip. AC yerine AX bağlantıyı istiyorsanız eğer X serilerine bakabilirsiniz. X10, X20, X50 gibi modellerde de alt bantlar gelişiyor. Mesela 160 MHz bandı giriş seviyesinde yokken üst seviyelerde 160 MHz bandı da geliyor. Eğer işten alt banttan anlayacak kadar iyi anlıyorsanız çok farklı cihazları bağlarken şunu şuradan bağlarım diye planlama yapabiliyorsanız ve bütçeniz varsa tabii ki en pahalı en iyisidir mantığıyla en üst modellere doğru gidebilirsiniz. Hatta Wi-Fi 6 da değil, Wi-Fi 6E olsun, 6 GHz bandı da eklensin bile diyebilirsiniz. Ancak bence şu an çoğu ev için AC bile gayet makul ve mantıklı bir tercihken AX yani Wi-Fi 6 gayet ileriye dönük ve gayet güzel bir tercih. 6 GHz bandını kullanacak çok ileri seviye bir oyuncu bilgisayarınız ve cihazınız varsa o zaman başka incelemelerimizi lütfen bekleyin. O esnada bütçenize uygun bir seçenek arıyorsanız ancak güncel teknolojiyi kullanayım diyorsanız da buna bakabilirsiniz. Şimdi videoda hem teknik özellikleri anlatıp hem de bunun kurulumu nasıl oluyor ondan bahsedeceğim. Ama eskiden beri eve bir A ürünü yatırım yapmadıysanız işlerin değiştiğine siz de şaşıracaksınız arkadaşlar. Çünkü artık bunlar cep telefonu uygulamasıyla kurulan cihazlar. Hatta herhangi bir kurulum yapmadan kullanılan cihazlar. Bir tane güç adaptör bağlantısı, iki tane ethernet'i var. Bunlardan isterseniz tekli, isterseniz ikili, isterseniz üçlü aldığınızda yapmanız gereken adaptöre takmak, ardından ethernet kablosuyla evdeki modeme bunu bağlamak. Bu bir modem değil. Bu evdeki modeme taktığınız sinyal çekmiyor, kablosuz ağım erişmiyor, ya internet hızı neden bu kadar yavaş dediğiniz cep telefonu, laptop, robot süpürge gibi bütün cihazların kablosuz bağlanmasını sağlayan bir bağlantı noktası arkadaşlar. Ama 300-500 liraya aldığınız o basit işte 150 megabitlik bağlantı noktası gibi zayıf değil. Sadece fişe takılan, sadece tek bir noktada ölü noktayı gideren cihazlar bağlantı gücü olarak biraz yavaş kalıyorlar. Bazılarınızın ihtiyacını o en hesaplı cihaz görecektir. Elinizde varsa lütfen kullanın ama bazıları daha fazlasını isteyecektir. AC1500 adı da ya da AX1500 adı da buna göre hem kodunu hem hızını anlatmak için veriliyor. 300 megabit 2.4 GHz'de ve 1200 megabit'te bu Wi-Fi 5 üzerinde verebiliyor. İsterseniz 2.4 ve 5 GHz bantlarını birleşik olarak, isterseniz ayrı olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ve bütün bu ayarlama işlemlerini nereden yapıyorsunuz? Cep telefonunun mobil uygulaması üzerinden. Eğer bunları ben hiç anlamıyorum, hiçbir şeyi değiştirmeyeceğim diyorsanız da yapmanız gereken tek bir şey var. Güce takın, Ethernet ile modeme takın. Zaten olan Wi-Fi'nizi alıp onu genişleterek hemen çalışmaya başlıyor. Diğerlerini de taktığınız zaman mesh destekli olduğu için bu cihazlar birbirlerine bağlanıyorlar ve doğal olarak her noktada erişimi sağlayabiliyorsunuz. Eğer kablosuz ağları birbirini görecek kadar yakın değilse de Ethernet ile bunları birbirine yine bağlamanız mümkün. Her birinin üzerinde gigabitlik 2 tane Ethernet portu var. Bunlar akıllı sezme özelliğine sahip olduğu için interneti ya da diğer üniteyi herhangi bir tanesine bağladığınızda ne taktığınızı anlayıp gerekeni yapıyor. Bunların kompakt olmasını sağlayan şeylerden bir tanesi bu portların arkada doğrudan açık olması. Daha yüksek kule tipi olanların bazılarının altı oyuk oluyor. Orada TP-Link kabloları içeriye saklamanız için alt kısımda yuva sunuyor. Bunda ise daha kompakt bir tasarım olmasına dikkat etmişler. Böyle masanın üzerinde Pek çok yerde bunlar dikkat çekmeden mutfakta, oturma odasında ya da misafir odasında gayet rahatlıkla kullanabileceğiniz beyaz, yuvarlak, güzel üniteler. Ve dediğim gibi hiçbir kurulum yapmadan da taktığınız zaman olan Wi-Fi'nize bağlı cihazlar zaten aynı ağı kopyaladığı için, aynı ağın kimliğini üstlendiği için bunlara bağlanıyor modem yerine ve bağlantı hızınız hemen düzeliyor. Fakat bunu görüp kontrol etmek istediğinizde de cep telefonu uygulamasını açıyorsunuz. Cep telefonu uygulamasında TP-Link'in kendi zaten TAPO uygulaması çok güzel bir uygulama. Ne yapıyorsunuz? Alttaki QR kodu taratıyorsunuz. Tarattığınız zaman tarattığınız her cihazı cep telefonu uygulaması sizin hesabınıza ekliyor. Ve ardından bu cihazların sağlık durumları, bağlantı ağı ne durumda? İşte misafirlere ayrı bir ağ oluşturayım da benim internetimdeki cihazlara bağlanmasınlar diyorsanız misafir ağı oluşturma gibi seçenekler sunuyor. Ve misafir ağı oluşturduktan sonra paylaş tuşuna tıkladığınızda QR kodu da ekrana getiriyor. Yani cep telefonunuzdan daha sonra misafiriniz geldiğinde QR kodu açıp gösterebilir. Bir çıktısını alıp evde misafirlere göstermek için bir kenara atabilirsiniz. Böyle çok güzel, çok kullanışlı özellikleri var. Bunu sadece prize takılan basit bir erişim noktasından daha öteye getiren şey tabii ki içerisindeki teknolojiler. X10'da bulunan 2.4 GHz ve 5 GHz'deki sinyal gücü, bağlantı kalitesi bir yana, bunda OFDMA gibi teknolojiler de mevcut. Aynı anda çok fazla cihaz bağlandığı zaman normalde bir aksama oluyor. Burada internet bağlantınız 100 megabit ise 100 megabit'i tüketmekten bahsetmiyorum. Böyle kilobitlik, akıllı ampulün işte bağlanma isteği, robot süpürgenin güncelleme isteği, bir şeylerin konum raporlamak için kullandığı o bit bit internetler evdeki cihaz sayısı arttığında sizin, eşinizin, çocuğunuzun, evdeki misafirlerin ve bunların birden fazla cihazlara bağlandığında normalde modemler yetmiyor. Çoğu router'da, özellikle eski router'da yetersiz kalıyor. Çünkü aynı anda çok fazla yere yanıt vermek zorunda kalıyor. Trafik sıkışıyor. Bu yeni teknolojide, AX teknolojisinde özellikle X serisi ürünlere yöneldiğiniz zaman orada çok farklı cihazlar aynı anda bağlanmaya da çalışsa gelen istekleri daha iyi şekilde yönetiyor. Bir DDoS yemişçesine kilitlenip kalmıyor, tepkisiz kalmıyor, bunu daha iyi yönetebiliyor. Zaten uygulamasındaki ayarlara girip baktığınızda bu tür ayarların olduğunu görebilirsiniz. Daha da fazla bana erişim kalitesi lazım, hiç gecikme olmasın, internet hızı yine önemli değil diyorsanız QoS, Quality of Service'ı da açtığınız zaman bağlantı kalitesindeki tepkiselliğe daha da önem veriyor. Yine memnun kalmaz, daha hızlı indirmek istiyorum derseniz bağlantı önceliği çok önemli değil. Zaten bir tek ben kullanıyorum diyorsanız da kapatabilirsiniz. Bu özetle 520 metrekareye kadar 3 cihaz ile kapsamanızı sağlıyor ve de 120 cihaza kadar bağladığınızda bu cihazları kaldırabiliyor. TP-Link'in sitesinde bu 120 cihazı belirtmesi benim çok hoşuma gitti. Kendileri bu noktada bu sayıları vererek de kullanıcılara bir kıyaslama imkanı vermişler. Teşekkür ederim. Tabii ki cihaz sayısı, her cihazın kullandığı internet aynı olmadığı için 120 midir, 110 mudur tartışmalı olabilir. Fakat bir yön gösteriyor, kullanıcıya bir fikir veriyor. Bir de Wi-Fi ölü noktaları yok ederken üçlü kiti kullanmanın metrekareden daha önemli bir avantajı oluyor. 520 metrekarelik bir eviniz olmayabilir. 150-160 metrekarelik evler de genelde eski binalar olduğu için o binalarda da her noktada aynı hıza erişilemeyebiliyor. Ya da 5 GHz'i her odada aynı şekilde kullanamıyorsunuz. Çünkü 5 GHz 1200 megabit vermesine karşın erişim mesafesi daha düşük. Bunu 3'e böldüğünüz zaman her noktada maksimum hızıyla bağlanmak daha mümkün hale geliyor. Yani güzel. Bir de bu mesh teknolojisindeki yapay zeka sayesinde bunların birbirine bağlanmasını da artık iyice optimize etmiş durumdalar. Böyle bir laptopa, bilgisayara bağlayayım da Ethernet ile içerisindeki ayarları yapayım devri de bitmiş durumda. Sadece cep telefonu uygulaması ile sadece bağlayarak ve tak çalıştır yaparak bunları artık kullanıyoruz. Ekstradan ayarlara girmenizi gerektirebilecek bir şey ebeveyn denetimi, bazı cihazları yasaklamak ya da bu TP-Link'in uygulama arayüzüne gelen çok güzel Wi-Fi ağında neler oluyor diye Wi-Fi ağını keşfetme gibi ekstra özellikler var. O noktada siber güvenlikle ilgili ve yazılımlarla ilgili yaptığımız rehberlere, videolara da bakabilirsiniz ama TP-Link'in kendi uygulamasında Wi-Fi ağındaki bilinci arttıran bazı şeyler eklemesi de benim hoşuma gitti. Çoğunlukla bu ağları kurup unutuyoruz ama dönüp arada bir bakmakta fayda var arkadaşlar. Şifresini mi değiştireceksiniz? Bunu yine kolaylıkla her şekilde yapabiliyorsunuz dediğim gibi. Ama benim hoşuma giden özellikler. Arkadaşlar TP-Link, Deco X10, üçlü kit, fiyat ve Wi-Fi 6 teknolojisiyle sunduğu yazılım, uygulama deneyimi ve genel kullanım kolaylığı ve tasarım güzelliği açısından çok iyi bir fiyat performans ürünü. Çok ucuz bir ürün değil. Tek başına bir tane erişim noktası ya da tek başına bir cihaz almak daha ucuz olabilir. Fakat özellikle büyük evler ya da her noktada hızlı bağlanmak istediğinizde size çözüm sunan çok daha kompakt bir cihaz. Bu yüzden XO'nun bazı diğer ürünlerin önüne geçebileceğini görüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, ben en son fiyatlara baktığımda tabii satıcıların stoklarına göre değişen bir durum olsa da bazı AC ürünlerden daha hesaplı satıldığını da gördüm. Teknik özellikler ve Ethernet portları da artabiliyor tabii bazı cihazlarda. Bunu da göz önüne almanızda fayda var. Yani çok yüksek ev sunucusu ya da ofis sunucusu kullanan bir kullanıcıysanız, çok fazla Ethernet portuna ihtiyacınız varsa tabii ki Deco X10 değil, çok daha fazla bağlantı portu olan cihaz kullanacaksınız. Ama eski gigabit portu bile olmayan bir cihaz ile karşılaştırdığımız zaman 2 tane Ethernet portu olmasına karşın bunların gigabit olması bile çok eski cihazlara göre çok büyük bir yükseltme size sağlayacaktır. Ve en önemlisi bu AC ya da AX hızın 1200-1500 olmasından çok, yani 300 megabit artı 1200 megabit olmasından çok bunun Wi-Fi 6 ile güncel teknolojiye geçişi sağlaması olacak. Güncel teknolojiye geçiş sağladığınızda OFDMA ve MU-MIMO teknolojilerini artık almış oluyorsunuz ve yeni cep telefonları, yeni akıllı cihazlar, eski akıllı cihazlar bağlanırken buradaki mesh sistem sizin başınızı ağrıtmadan bu trafik kalabalığını çok daha iyi idare edebiliyor. Özetle beğendiğimiz güzel bir ürün. Size kısaca kurulumunu da özellikle uygulama üzerinden bir yandan gösterdik. Cep telefonu uygulamasıyla tarayıp hemen kurup kullanabiliyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan da doğrudan pek çok sistemde kullanabiliyorsunuz. Daha fazlasını da uygulama ayarlarından dediğim gibi değiştirebiliyorsunuz. Beğendiğimiz, ofistekilerin de ya eve alsam mı şimdi metrekare şöyle diye dediği ürünlerden bir tanesi oldu. Ekstradan farklı ürünlerle tabii karşılaştırma için de TP-Link'in bu kodları ile ilgili de videoda biraz bilgi verdim ama yine kafanıza takılanlar varsa yorumlarda sorun. Bir sonraki ürün incelemesinde ya da ekstra bir yorumda yanıtlamaya çalışırım. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.